Afrikalı oyuncular her takımda bulunan ve birçok noktada takımın kilit oyuncularıdır. Takımınızda olmamaları durumunda atletik, hız ve çeviklik anlamında bir tarafınız eksik kalabilir. Çoğu zaman mental anlamda sıkıntılı oldukları iddia edilse de, son dönemlerde bu eksikliklerini altyapı dönemlerinde Avrupa takımlarına katılarak azalttılar. Bu futbolcular geçmişten beri Avrupa futbolunda önemli figürler olmuşlardı. Ancak 1980 sonrasında bu olumlu olayların dışında karanlık yönler de artmaya başladı. Afrikalılar yurt dışında yok pahasına futbol oynayıp insani koşullardan uzak oluyorlardı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Afrika futbolunun Avrupalı takımlar tarafından futbolda hala nasıl sömürüldüğüne gelin hep birlikte bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sporun öneminin artmasıyla birlikte özellikle sömürücü ülkelerin Afrika'dan elde ettiği birçok sporcu öne çıktı. Avrupa'da Sovyetler Birliği ve birkaç ülke haricinde bu durum çok çok kullanıldı. ABD'de ise zaten bu durum en üst seviyedeydi. Yani Afrika orijinli sporcuların başarılı olduklarını gören ülkeler, bu oyuncuları ülkesi adına yarıştırmak için legal ve illegal birçok yönteme başvurdu. Ancak 1970 sonrası futbolun olimpik branşlara göre çok daha fazla önem kazanmasıyla birlikte devşirme durumu en fazla futbolda yaşanmaya başladı. Özellikle 1980 sonrası Afrikalı oyuncular her zaman futbolda Avrupa'nın önemli bir parçası oldular. Afrikalılar resmen Portekiz, Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerin birer arka bahçesi oldular. Bu ülkelerde doğan birçok Afrika kökenli oyuncu milli takım tercihlerini bulundukları Avrupa ülkelerinden yana yaptılar. Aslında bu durum Afrika'dakiler için bir fırsat yarattı. Çünkü kendi ülkelerinde insani koşullarda yaşayamıyor, para kazanamıyor ve düzgün bir şekilde sporunu yapamıyorlardı. Eğer yurt dışına gidebilirlerse genetik özellikleri bu koşulları tam tersine çevirebilirdi. Öyle oldu da. 1980 sonrası buradan büyük bir futbolcu göçü başladı Avrupa'ya. 80'li yıllardan sonra Avrupa'ya Afrika'dan giden Abedi Pele, Roger Milla ve gelmiş geçmiş en iyi Afrikalı futbolcu George Weah bu durumun en büyük örnekleri oldular. Ancak bu yıldan sonra Afrikalı futbolcuların bu gelişimleriyle birlikte Avrupalı milli takımlar duruma el attı. Afrikalıların birçoğu için milliyetçiliğin para kazanmaktan sonra geldiğini gören yetkililer, yetenekli olan futbolculara bir seçim şansı sunmaksızın kendi milli takımlarına davet ettiler. Bu durumla birlikte 2010 sonrası milli takımlardan bazıları elde ettiği başarıların birçoğunu orijin olarak Afrikalı olan futbolculara borçludur desek yalan olmaz. Mesela 2010 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan Portekiz ve Fransa'daki oyuncuların neredeyse %50'sinden fazlası aslen bu ülkelerin milliyetlerinden değildi. Yani geçmişten günümüze kadar Afrikalı futbolcular Avrupa'nın kilit noktaları oldular. Milli takımlar düzeyinde 1970 ve 1980 arası birçok futbolcu göçü yaşansa da Afrika'da, doğal futbolcu kaynakları sayesinde Afrika ülkeleri dünya kupalarında boy gösteriyor ve başarılı oluyorlardı. Kamerun, Gana, Mısır, Nijerya ve Senegal dünya kupalarında boy göstermiş ve başarılı olmuşlardı. Başarılı oldukları görülen ülkeler için Avrupalı kulüpler yine harekete geçti. Afrikalı yetenekleri daha erken keşfetmek için Afrika'da futbol üssü kurmaya karar verdi takımlar. Bunun en çarpıcı örneği Ajax'tı. 1998 yılında Güney Afrikalı genç yetenekleri erkenden keşfetmek için ülkeden bir takım alıp ismini Ajax Cape Town Futbol Kulübü olarak değiştirdiler. Ancak Ajax Cape Town sadece bir örnekti. Daha farklı yapılan yatırımlar da vardı burada. Buranın bir futbolcu madeni olduğu biliniyordu çünkü. Daha sonra tüm bu yatırımlar meyvesini vermişti. 2000 yılına geldiğimizde Afrikalı futbolcu sayısı sadece kayıtlı olma durumunda rekor seviyedeydi. Bu yılda Avrupa liglerinde forma giyen en az 1000 futbolcu olduğu söyleniyordu. 2010'lu yıllara kadar Afrikalı futbolcu bayrağını Avrupa'da Yaya Toure, Jonobi Mikel, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Eladji Diouf ve Rigobert Song gibi aslında daha fazla da sayılabilecek oyuncular taşıdı. Bu oyunculardan bazıları Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve birçok lig şampiyonluğunu hanesine eklemişti. Bu yıldan sonra başarılı ve ikonik gözüken Afrikalı futbolcular için Avrupa'daki takımların ilgisi her zamankinden daha fazlaydı. Ancak bu ilginin bazı karanlık ve acımasız tarafları olacaktı tabi. Aslında bir Avrupa kulübüyseniz ve ekonomik imkanınız varsa Afrika'dan oyuncu getirmek sizin için çok da zor değildir. Çünkü Afrikalılar için en büyük umut futboldur. Kendi ülkelerinde tesislerin yetersizliği, dönen büyük yolsuzluk, torpil ve her şeyden önemlisi büyük yoksulluk onların farklı bir dünyaya gitme hayali kurmasına neden olur. Herkesin hayali bir gün Sadio Mane, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Muhammed Salah gibi olmaktır. Bu umutla futbolcu adayı elinde avucunda ne varsa satıp her şeyi geride bırakıp Avrupa'ya gelmeye çalışır. Peki buradan her çıkan kişi gerçekten hayallerine ulaşıyor mu derseniz cevabımız tabii ki de hayır olur. Bunu kullanan umut tacirleri de var. Sahte menajerler. Menajerler futbolcu olmak için evlerinden çıkan,
Zaten bir mal varlığı olmayan oyuncuların paralarını alıp söyledikleri ülkenin dışında bir yere götürüyorlar futbolcuları. Ancak orada muhatap bulamayan futbolcu tabiri caizse sudan çıkmış balığa dönüyor ve dolandırıldığıyla kalıyor. Oyuncu yurt dışına çıkmak için zaten zor durumda olan ailesinin tüm varlığını sattırmanın utancı ile Afrika'ya da geri dönemiyor. Bu yüzden de futbolculuk için yurt dışına giden Afrikalıların birçoğu ya garson oluyor ya da sürekli gördüğümüz işportacılık işlerinde çalışıyorlar. Sonra da maalesef insanlık dışı muamelelerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Eğer şanslıysanız ve bir şekilde Avrupa'ya gerçekten futbol oynamak için ulaşmış, Afrikalı genç bir oyuncuysanız sizin için rota bellidir. İlk önce Avrupa'ya açılmak için nispeten kendinize gelişim için uygun bir kulüp seçersiniz. Daha sonra bu kulüp sizi yetiştirir ve büyük liglere gitmek için açılış kapınız olur burası. Gelişim için seçilen yerler genellikle İskandinav Ligleri, Belçika Ligi, Almanya 2. Ligi ve Avusturya Ligi gibi yerler oluyor. Çünkü bu ülkeler futbol için eğitim alabileceğiniz en iyi yerlerdir. Bu ligler nispeten diğer liglere göre yumuşak bir lig olduğu için de Afrikalı oyuncular için kendilerini göstermek için bulunmaz bir yerdir. Bu yetenekleri işleme konusunda Belçika Federasyonu bunun için 2010 sonrasında bir program başlattı. Bu program sonucunda Afrikalı oyuncular Belçika'ya denemeler için gelebilecek ve burada başarılı olanlar liglerde profesyonel futbolcu olacaklardı. Bunun için Kamerun, Gana, Nijerya, Fas ve Mısır'a birçok futbol üssü kuruldu ve seçmeler yapıldı. 10.000 futbolcudan 500 tanesi Belçika'ya götürüldü ve eğitimler aldılar. Bu programlar sayesinde birçok kişi profesyonel oldu ve futbolculuk kariyerlerine başladılar. Ancak bu güzel gözüken programdan yaklaşık 5 sene sonra bir durum ortaya çıktı. Yapılan bir inceleme, futbol oynamaya Belçika'ya giden Afrikalı futbolcuların ülkede insani maaşlar alamadıklarını ortaya çıkardı. Genç yaşta ülkeye giden kimi oyuncu 100 dolar, kimisi ise 500-600 dolar civarında para alıyordu. Daha sonra bunu fark eden federasyon bir kural çıkarttı. Kurala göre artık hiçbir futbolcunun maaşı Belçika'nın asgari ücret oranının altına inemeyecekti. Bu kötü olay ortaya çıkmadan önce birçok futbolcu sadece karın tokluğuna ülkede forma giyiyordu. Ancak Belçikalıların onların üzerinden ne kadar para kazandıklarını tahmin bile edemezsiniz. Ülkemizde ise bu durumun örneğini son yıllarda Yeni Malatyaspor'da gördük. 2020 yılında Burundi'den şu anda Nice'de oynayan Endai Şimiye'yi getirmişlerdi. Aynı yıl oyuncunun sadece asgari ücret karşılığında Yeni Malatyaspor'da forma giydiği ve Süper Lig'in en az kazanan futbolcularından biri olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlar sadece göz önünde olan durumlar. Göz önünde olmayan neler vardır? Tüm bu kötü örnekler bir kenara dursun. Yetiştirme olayının çok başarılı örnekleri de var. Son yıllarda bu işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak Danimarka Ligi takımlarından Nordsjælland'ı söyleyebiliriz. Bu kulübün kurucusu Tom Vernon, 2015 yılında Afrika'nın en büyük futbolcu yetiştirici merkezlerinden biri olarak gözüken Right to Dream Akademi'yi satın alıyor. Satın alma sonrası ilk defa kar amacı gütmeyen bir kulüp, Afrika kulübünü satın aldı dese de tabii ki de bu popülist bir laf olarak kalıyordu. Projeye göre Right to Dream Akademi'de yetenekli gözüken gençler hemen Danimarka ekibine katılacaktı. Muhammed Kudüs, Kemal'den Süleyman'a, Muhammed Diomande gibi oyuncular bu projenin birer ürünü olarak müthiş bir gelir elde ettirdiler takımlarına. Nordsjælland'ın bu izlediği politika haricinde Fransa'dan Metz, Clermont ve birçok Fransa 2. Lig ekibi, Belçika'dan Kortrijk gibi ekipler de bu vizyonu izliyorlar. Tüm bu kulüplerin aslında futbolculara en büyük artısı, futbolcuları eğitip onların düzgün bir şekilde gelişimlerini sağlaması oldu diyebiliriz. Olumlu ve olumsuz tüm gelişmelerle birlikte Afrika'nın sömürülmesi henüz bitmedi. Kuzey ve Güney tüm Afrika'da durum aynı. Sömürgecilerin önceki dönemlerine göre yayılışları biraz durmuş gibi gözükse de futbolcuların da birer doğal kaynak olduğunu varsayarsak durum hala devam ediyor. Bu durum dünya kupaları kazanmış milli takım kadrolarında, şampiyonluk kazanmış büyük takımlarda hala görülüyor. Buradaki esas problem, oyuncuların insaniyet dışı şartlarda ülkelere kazandırılıp, daha sonrasında belli statü ve başarılarla birlikte insan yerine konması. Daha önce bu durumu yaşadığını söyleyen Samuel Eto'o, Didier Drogba ve Yaya Toure, bu hor görülmenin engellenmesini ve ülkedeki çocukların topluma futbola kazandırılması için futbol okulları ve yardım kuruluşları oluşturdular. Aslında Afrika'da futbolun gelişmesi için birçok projede yapılmıştı. Dünya Kupası'nın düzenlenmesi, birçok organizasyonun buraya verilmesi ve Afrika Futbol Ligi'nin düzenlenmesi önemli gelişmeler olsa da donanımlı teknik direktörlerin burada çalışmak istememesi futbolun gelişimini belli seviyede bıraktı diyebiliriz. Ancak Afrika'dan çıkan milli takımlar başarılı olmaya başladıkça bu durum değişecek ve ileriki yıllarda gelişimin daha fazla hızlanacağını söyleyebiliriz. Mesela 2010'da Gana Dünya Kupası yarı finalini penaltılar sonucu kaybetse de Fas 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak Afrikalılar için yeni bir pencere açmıştı. Bu durum Afrika futbolu için yeni bir umut kapısı doğurdu. Bu kıtanın 80 milyon euroya transfer yapmış futbolcusu bile var. Son dönemde aktif olarak futbol oynayan Mohamed Salah, Victor Osimhen, Eşref Hakimi, Thomas Partey, Hakim Ziyeh,
Sofyan Amrabat gibi futbolcular kıtayı gururlandırıyorlar. Esasen Afrika orijinli olan futbolculardan Mbappe, Musiala, Saka, Alphonso Davies ve David Alaba gibi oyuncular da acaba kendi milli takımlarında olsalar neler olur dedirttirebiliyor. Peki sizce Afrika futbolu ilerleyen yıllarda büyük bir güç olabilir mi? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.